Sıkıntı şu. Son nokta burası ya. Üçüncü Şarlak. Bizim burada bir işaret görmemiz lazım ki bizi yönlendirsin. Ya son nokta burası ya burada. Malzeme burada bir yerde. Evet, şimdi yine Karadeniz'in güzel doğasındayız. 10 numara 5 yıldız yer. Hava güzel, manzara güzel. Cevizler güzel. Zillop gibi yer. Hinduklar toplanmış. Haydi bakalım. Evet, şimdi Karadeniz'in yine zirve dağların ortasında bir yere doğru geldik. Burada arkadaşlar sağ olsunlar güzel bir işaret var dediler. Şimdi bu işaretlere bakacağız. Neyin nesiymiş. Ona göre de sakinimizi getireceğiz. Tabii şöyle baktığımız zaman ortada bir kara taş. İşte buranın azgın suları kayaları maalesef taşıyor. Evet. Düşmeden inşallah. Bak şimdi. Of of of. İşareti görüyor musun? Burada. Bakın bir burada bir işaretimiz var. Şunlar biraz daha çok taş çıkmış edildiği için değil mi? Asıl işaretler şunlar. Bakın burada böyle devasa bir işaret. Şuraya kadar toprağın altında kalmış. Şurada bir oymamız. Şurada böyle bir oyma ufak. Ve burada bakın şöyle devam. Yani ne diyor? Buradan dereyi takip et. Derenin ilk kıvırdığı yerden yukarı çık diyor. Ve orada bir adet tünel, tünelden de herhalde odaya ulaşacaksın diyor. Şimdi biz ne yapacağız? Burayı böyle takip edeceğiz. Sonra da işaret arayıp aha da bu tüneli bulacağız. Tünelden sonra da malzemeyi bulacağız. Buranın çok yukarısında değirmen varmış. Eşkıya işi değil çünkü derinle uğraşılmış. Bu biraz daha Ermeni işine benziyor. Ermeni mal olduğunu düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz aşağıda neler var, neler yok. Şimdilik hoşçakalın. Evet, şimdi tam şurada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. 3 tane oyma var. Bu oyma da devam işareti oluyor. O gördüğümüz işaret bu sapağı getirdi bizi. Bu sapağa baktığımız zaman da onu görüyoruz. 3 oyma, 3 oymadan da böyle devam ettiğimiz zaman. Evet, şimdi harita taştan geldik biliyorsunuz. Şurada 3 tane oyma vardı. Yani 3 tane şarlak demek. Birinci şarlak orası. İkinci şarlak burası. Ve biz buradan geldik. İşaret takibiyle. Ta harita taştan. Burası da 3. şarlak. Şimdi sıkıntı şu. Son nokta burası ya. 3. şarlak. Bizim burada bir işaret görmemiz lazım ki bizi yönlendirsin. Ya son nokta burası ya burada. Malzeme burada bir yerde. Burada bir yerdeyse de en tutkuyla ben buradayım diyen yer burası. Şu alan çünkü böyle ortada kalıyor. Hani bu alanda malum çalılıp bu çalıların komple temizlenip ancak o şekilde bir çözüm üretilebilir. Temizlenecek, cihazlarla bakılacak. Onun dışında burada işler çok zor. İşaret de görebiliyoruz. Şurada bir ufak bir şey var ama değil yani. O da doğal. Doğal ya. Varsa da göremiyoruz zaten.
Yapacak bir şey yok. Şöyle. Haydi bakalım. Evet, işte bu da yan yatmış penis olarak arkadaşlar düşünmüşler ama bu penis değil. Bu bir put diyeyim size. Yani insan tasvir edilmiş ve bir yere dikilmiş. Yani ya bir anıt mezarı temsil ediyor ya bir kral mezarı temsil ediyor. Yani bunun mezarını bulacağım. Güzel malzemeler çıkar. Şöyle bakın. Şekli şemalde bu bir yerden bu kaymış. Ama şuradan bir yerden kaymış. Ama bu yukarılardan bir yerden aşağı kaymış gelmiş bu. Şu kısmı zaten gördüğünüz buradaki eğimi görüyorsunuz. Bu kısmı topraktaymış bunun. Kafası bak, kafası da şurası. Şöyle. Bu şekilde görürsünüz. Burası böyle uyuk. Bir kısmı görünmüyor şu anda. Evet. Acaba o demin geldiğimiz aşağı yeri gösteriyor olabilir mi? Bakalım başka ne var? Ona göre bir toplam bir karar vereceğiz. Evet, çift taşımız buydu. Taştan yukarıdan gidiyoruz. Şunun içinden gidiyor. Belki şuradan düşme olabilir. Bak burası oturak gibi değil mi? Abi oturak değil o da. Bu zaten bu da dikmiş. Evet, müsaade et abi. Müsaade et. Ya bu derenin etrafını komple bunlarla doldurmuşlar. Ve bu konum itibariyle de bu taşların hepsi burada sıralıymış. Bizim mevzu yukarıda. Buralarda değil mi? Evet, bizim mevzu yukarıda. Neyi nasıl bilirdi? Makineyi de. Şimdi başlarsak 2-3 ay ancak tararız makinelerle. Neresinde tam nokta işaret bulmamız lazım ki? Ama bir şey söyleyeyim. Daralsak 100-200 metre ararız. Ama nasıl daralacaksın? 200 metreye tararına şey var. Şöyle diyeyim ben sana. Senin biraz önceki dediğin gibi arkasında kral mezarı var dedin mi? O taş da abi ocak var ya, habullardan uyuyor. Yani bir ocak bir farkı değil. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi evet. Başka var mı işaret burada? Var, çok var zaten. Ne için? Çok derken ne tarafa doğru? Yukarı doğru. Bu dere? Dere, bu dere üzeri. Bundan sonra başlayalım. Daha yukarı, hayır. Yukarılarda daha işaretler var. Neler var? Ne var yukarıda? He? Ne var yukarıda işaret olarak? Gel de görürsünüz. Hepsi var. Yani ne kadar gideceğiz ama? 500 metre. Ha, tamam. Hani çok deyince akşama kadar da dolaşmayalım. Hadi bakalım başka işaretler var. Onları da bakalım totalde ne yapacağımıza bir karar veririz inşallah.
Abi nereye gideceksin Allah aşkına? Kesi gibi tırmandın sen de. Nereye bakacağız? Oradan yok mu iniş? Oradan mı iniş? Oradan. Ha, oradan çıkın dedi de suyun içine batmaya gerek yok. Oradan mı? Ha ben şimdi bir geçeyim mi? He, şu kanalı yapmışlar değil mi? Orası da var. Orası var. Şu var. Burada tamam, burası tamamen yapma. Bunu çekiyorsan buradan var daha iyi gözüküyor. Altın tuzak. Hı? Altın tuzakları. Burayı vermek, ta buraya kadar buraya da vermek, görüyor musun? Abi, bunlar altın tuzakları, tamam mı? Evet. Şimdi altın ağır olduğu için evet. Şu araları yapmışlar, yuvarlanıyor, şuralara altın birikmesi sağlanıyor. Evet. Küçük altın paketi, sonra bunları biriktirip toplayıp işlem gördüyorlar. Bu kanallar da bunun için yapılmış. Yani buradakiler altın biriktiriyor. Yani biz burada bir şey bulursak altın olacak. Bu güzel bir şey. Şuraya kadar. Şöyle sonra falan korkuna uyumuş ya. Bak bu deneyi nasıl yapmışlar biliyor musun? Akıyor, burada oralanıyor. Buradan böyle dönüyor. İşte buradan devam ediyor. Yani şu köşelerde altın birikiyor. Şuralar kocalarsa bunlardan altın çıkar bak şunların içinde. Şunların içinde küçük küçük altın parçalıkları buluruz. Mesela şurası. Bunu bir eleyeceğim. Buradan böyle mikron düzeyinde altınlar çıkar. Şunun içinden tabii tabii. Bu altın elektriği yok mu? Pan. Onlarla çalışacağım. Buradan bulursun altın. Alan çok müsait. Hele şu bak. Şunun içinde şu an ne altın vardır biliyor musun? Ya burası. Bir kısmı altındır. Ha burada. Bak şu kumu komple eleyeceğim. Of of ne altın çıkar şurası. Eleyeceksin buraya elekle. Altın çıkacak küçük küçük. Böyle yapıyorlardı filmlerde. Elekle. Mikron düzeyinde olacak. Bak bu siyahlar yok mu siyahlar? He. Onlar hep metal, maden. İşte bunlar altın habercisidir o siyahlar. Küçük küçük siyahlar. Ele abi suyla elini. Ele. Elek gibi kullan elini. Ele böyle gitsin. Taştan gitsin en küçüklere kalsın. Bak alttaki siyah siyahları görüyor musun? Hah abi. Getir abi bak. Onun içinde altın var şu anda. Getir getir. Bak küçük küçük sarıları görüyor musun? Böyle şey toz gibi. Görüyor musun ufaktan? Sırıtıyorlar. İşte bu siyahları gördün mü bil ki altın madenindesin. Buraya elek melek yok mu yakınlarınızda varsa? Yok. Burada güzel bir eleme yaparsanız altın bulursunuz ya. Bak yukarı buna bana bak. Tabi orası da adamlar çok güzel altın tuzağı yapmışlar. Bunları böyle kontrol edeceksin abi. Bak bu da şarlak. Tabi biz neye arıyoruz? Bu adamlar burada altın madenciliği yapmışlar. Bu adamların altınları sakladığı yeri. Yer. Orası da bir odadır. Şu kuyuyla giriştir. Tünelle giriştir. Aşağıda ama. Bence buradakilerin hepsi bizi aşağı doğru götürüyor. Aşağı. Ve anıt mezar da muhtemelen. Anıt mezarı senin dediğin gibi ki onun kadar kuşaklık var ya bak. Evet. Şuralarda da olabilir. Ama ne yapabiliriz? Aynen. Alan geniş. Alan geniş. Bize son nokta işareti yok. Şimdi nasıl orada son nokta işaretlerini buluyorsun? Yer belli, çalışma ama burada o yok. Son nokta işaretini bulamayınca
Kocaman bir alan. Neresini tarayacağız? Orada başka ne var? Yukarılarda var. Bahçenin içinde aşağıda bayağı işaretler var. Hadi gidelim abi. Şimdi bana söyle, tanıştığın kim bu? Öyle, şimdi şeyi de çekiyor. Abi de karşı tarafa geçebilecek mi? Aynı ne, bir de şey var. Evet. Buraya şey var. Ama burası da şöyle bir yok ki. Bak şurada şey var. Buyur. Şimdi burada böyle bir işaret var. Şuradaki taşımız. Şurada şöyle şöyle yeter. Şimdiler var. Şimdi orayı tam net görmek için. Tabii ki oraya çünkü geldi. Bakın şurada bir şey var. Bakalım. Ne abi? Şu mu? Evet, aynı şey gibi burada kanalaşmışlar. Baksın diye. Burada altın tuzakları var arkadaşlar da. Tabii bize ne lazım? Bu altınların biriktiği yer lazım. Onu arıyoruz. Altınları sakladıkları yer. Şu kayamız ilginç olduğu için. Vallahi abi şimdi bu kapak taşına benziyor. He? Kapak yani, taşına benziyor. Sana zahmet. Şurası da. Kilit taşı gibi duruyor. Evet. Şurayı bir alsana. Alo. Valla çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Birazdan ben size cihaz göstereceğim de. Güzel ya. Burası güzel işaretler var. Şu an bir kapak taşı bulduk gibi de. Siz bir bir durun bakalım. Şu an çalışıyoruz üstünde. Kapak taşı olduğunu düşünüyoruz. Bakacağız tamam. Yok, beklesen ben arayacağım birazdan sizi. Hadi görüşürüz. Kaçıyor, sana tanıdım, sağ ol. Bravo. Gelmem lazım canım.
Ha ne kadar büyük. Abi tamam. Evet. Kapak taşıma. Hı? Kapak taşıma. Yani şunlar falan hepsi şey. Doğal değiller. Bunu söyleyeyim. Değil ya. Burası da bak. Çünkü hiçbir taşta bunu görmedik. Burası da kilit taşına benziyor. Evet. Abi elinde bir dal, şurada delik var ya. O deliğe soksana bak. Şu dal var. Ucunu temizle de. Bir sok bakalım abi. Nereye kadar gidecek onu bir görelim. Yani kapakta kilit taşlarına benziyor burası. Ne var arkasında? Taş var. Bak. Şurasını ne abi? Orayı bir temizleme. Üstünde yığma taş mı var onun? Buranın mı? He. Taş. Ya say geliyor ya. He? Say böyle gidiyor. He. Say ek abi. Bir taş ek. Tamam abi. Peki abi şurası taşın bütünü mü yoksa bütünü ayrı bak, bir taş mı? Burası. Bütününe benziyor ya. Burası bütün. O tarafa devam ediyor mu bütünlük? Yok. Burada ara var. Ara var. Burada ara var. Tamam, bunun üstüne bir görüntüleme atalım. Oraya bakalım. Tabii. Altta bir şey var mı yok mu? Onu anlarız. Başka? Başka yukarıda var. Bitmiyor bu yukarı ya. Bitmiyor. Burada çok işaret var. Çok işaret var. Burada yaşam mı varmış? Değirmen yeri bile var. Fazla. Kaynak suyu da var. Kaynak suyu var. Böyle şeyden atıyor. Bitmeyecek yani gitti yukarı. Hı? Yok fazla değil. Fazla kalmadı. Kalmadı fazla. Yok. Hadi o zaman onlara da bakalım. Son karar vereceğim. Ona göre kapandı bazı yerler. Onlara bakacağız. Sonra siz gidin. Şuradan açın. Ben bunu da bazlıyorum. Nereden oradan mı çıkıyorsun? Ya, buraya gel abi. Heh. Bu tarafta mı işaretli? Ben gidiyorum. Buraya gelsin. Ben de. Yok abi, kullanmıyorum. Sağ ol. Yine burada çok güzel bir alan. İşaretleri takip böyle bir yere daha geldik. Burada çok eski bir çeşmemiz var. Güzel bir isim var da ben ismini söylemeyeyim. Ama böyle derenin içerisinde bakın böyle dümdüz çok eski bu. Çok eski bir çeşme. Yapılı. Bayağı da yapılı bu ya. Yapmışlar. Doğrudan yapmışlar onu. Eski. Şöyle yaptık yapılmıyor. Mis gibi su yani. Şimdi buradan güzel de bir su dolduralım kendimize. Mis gibi. Kaynak su. Çeşmeler önemli. Bir şey gizlerken çeşmeleri baz alıyorlar. Buralar diyor. Yani buraya cihazla buraya da bakalım biz. Bunları şöyle bir kontrol edelim. Gizlenmiş bir şey var mı? Ona göre bir açar sabahtan. Son nokta mıydı burası? Son nokta buradan yukarı hem cihazla bu saçlarda yine işaretler. Bir yere çıkmıyoruz. Ya
Ya. Gitmiyoruz. Cihazlar gelecek. Ha, tamam, o zaman gelsin. Heh, cihazlar geldi. Cihazlara bakalım. Şimdi sıra geldi cihaz işlerine. Bir de onlara bakıp son nokta koyacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Kaçak kazı yapmayın. Hoşçakalın. Ben de kalın. İşaretler var. Ama her taraf örtü, yeşil örtü. Her taraf kapalı. Hiçbir işaret gözükmüyor. Bir yerde sonra takip edemiyoruz. Ama siz yine de beni takip edin. Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan, YouTube'tan, Hadassan'dan göreyim sizi. Takip diyormuşum. Öyle bir şey yok da. Bekliyorum arkadaşlar.